Üniversite TV'den herkese merhaba. Yine yurdun dört bir yanından üniversiteli öğrencileri ağırlamaya devam ediyoruz. Bugün Yeditepe Üniversitesi Bilişim Kulübü Kulüp Başkanı Pamir Çil ve eski yönetim kurulu üyesi Deniz Bürge ile beraberiz. Evet, merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, teşekkürler. Nasılsınız? Sağ olun, siz nasılsınız? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Evet, hem kendi açımdan hem de izleyicilerimiz açısından biraz kendinizden bahseder misiniz? Buyurun, sizden başlayalım. Tabii ben Pamir Çil, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri 3. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda uluslararası bir notebook firmasında şu an staj yapıyorum. Süper, harika. Nerelisiniz peki Pamir Bey? İstanbulluyum. Birkaç kuşak İstanbulluyum. Kesin olarak İstanbul'sun. Doğma büyüme buralıyım. Süper, harika. Siz peki? Ben de Deniz Bürge. Yeditepe Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemlerinden geçen sene mezun oldum ben de. Kulübün eski yönetim kurulu üyesiyim. Şu anda ben de özel bir şirkette bilişim danışmanlığı veriyorum. Süper, siz nerelisiniz? İzmir. Manatyalıyım. Aa, İzmir bir havası sezdim sizden gerçekten. Evet, şaşırıyorlar genelde. Güzel, peki. Evet, en başta bilişim nedir diye temel bir sorudan başlamak istiyorum. Buyurun. Tabii, veriyi bilgi haline getiren işlevleri, bunları yerine getirecek yöntem, aygıt ve sistemlere ve bu sistemlerin toplum ve birey üzerindeki etkilerini inceleyen bilim dalı. Yani bizim bilgiyle aramızdaki köprüyü oluşturuyor aslında bilişim. Evet, süper, harika. Peki bu bölüm sizce iş olanağı konusunda nasıl, iyi mi? Buyurun Pamir Bey. Benim Deniz'den ayıran nokta aslında bizim bölümümüz daha matematik üzerine kuruldu, daha yazılım tarafına kuruldu. Bizim bölüm mezunları, mezun arkadaşlar genellikle işte SAP danışmanlığı, yazılımcı oluyorlar, işte siber güvenlik tarafına kayan var. CEO'luğa kadar uzanan bir bölüm aslında bizimki. Bilişim sistemleri ve yönetim bilişimin farkı dediğim gibi. Onlar bir tık daha muhasebe dersleri alıyorlar, bir tık daha sözel ilerliyorlar. Biz yönetim bilişime nazaran daha matematik fen tarafında ilerliyoruz diyebilirim. Evet, süper. Peki nasıl, zor mu bölümünüz? Sizden alalım, daha sonra sizden alalım. Aslında hani bizim bölümler, IT bölümleri, işte MIS bölümleri sadece ilgi üzerine kurulu bir bölüm. Yani eğer bu bölüme bir ilginiz, alakanız yoksa yapamazsınız diyebilirim. Çok ağır bir matematik olsun, fen olsun gerektirmiyor. Ama hani belli bir saatten sonra, belli bir sınıftan sonra daha doğrusu geceniz gündüzünüz birbirine karışıyor diyebilirim. Deniz de söyleyecektir zaten bunu. Gece gündüz kavramı yok yani. Gerçekten severek yapmanız gerekiyor bu işi. Evet, süper. Buyurun. Evet, ben de sevme konusunda Pamir'e katılıyorum. Sevmiyorsan hiçbir şekilde devam edemiyorsun. Çevremizde de çok görüyoruz bunu. Biz sevdiğimiz için bir şekilde devam edebiliyoruz. Bir de ilerleyen bir bölüm olduğu için sürekli takip etmemiz gerekiyor. Sürekli yeni iş alanları açılıyor. Bunu takip etmek gerekiyor. Bazı insanlar işte düzenli gitmesini sever işlerin. Hep aynı işi yapmayı sever. Sevmeyen de bu tarz işleri yapamaz. Evet, güzel. Sürekli bir güncellenme hali evet, var yani. Tabii. Aslında güzel bir şey bence. Monotonluktansa farklı farklı şeyler geliştirme açısından da iyi bir şey sizin için. Peki artan dijitalleşme hakkında neler düşünüyorsunuz? Buyurun, sizden başlayalım bu sefer. Tabii. Şimdi eskiden her şey böyle analogtu biliyorsunuz. İşte hep böyle birbirimize mektuplar falan filan evet. Yazardık. Ama şimdi işte internetten sonra insanlar artık birbirlerine çok daha hızlı erişmeye başladı. O yüzden artık işte kağıda yazarak ilerleyemiyoruz. Bilgileri saklamak için işte artık dolapları falan kullanmıyoruz. Hep bilgisayarlar kullanılıyor. Yani şu an büyük bir ağın içerisindeyiz. Evet. Bayağı gerçekten öyle. Buyurun, sizin görüşlerinizi alalım. Denize yok olarak şunları söyleyebilirim. Dijitale dönüşüm gerçekten yadsınamaz bir gerçek. Bizim bundan seneler önce elle tuttuğumuz verileri, işte kağıt kalemle tuttuğumuz verileri artık bilgisayarların hard disklerinde, SSD'lerinde yer buluyorlar kendilerine. Görüyoruz ki artık bu bizim elle kağıt kalem kullanarak tuttuğumuz fiziksel veriler yerini dijital verileşmeye bırakıyor. Bizim jenerasyon çok iyi bilir çocuklar duymasının o eski haline. Kesinlikle. Meryem Hanım'la, işte Yasemin Hanım'la, Fısfıs İsmail'le. Artık Fısfıs İsmail Yasemin Hanım'la sürekli odasına çağırmıyor dosyaları incelemek için. Çünkü dediğim gibi dijital bir çağdayız. Artık 10 seneler önceki veriler bile tek tıkla ekranımıza düşebiliyor. Bizim bu dijitalleşmeden kazancımız aslında kağıt tasarrufunu fazlasıyla azaltıyoruz. Fatura masrafını azaltıyoruz, hızı arttırıyoruz, verimi arttırıyoruz. Aslında baktığımızda her yerden bir kazancımız var. Ki şu an hani bir kurum kuruluş olduğumuzu varsayarsak, diğer kurum kuruluşlarla da rekabet etmenin en büyük yollarından biri, belki de en büyük yolu dijitalleşmeden geçiyor. Dijitalleşme hani uzun vadeye geçtim, kısa vadede bile kurum kuruluşunuza gerçekten çok büyük artılar sağlayacağını düşünüyorum ben. Kesinlikle ben katılıyorum bütün söylediklerinize. Her şeyden bir tasarruf tabii, yapıyor tabii. Yapılıyor zaten.
Evet, peki sosyal medyanın topluma etkileri nasıldır Deniz Hanım? Buyurun. Şimdi her şeyin iki yönü var işte, iyi ve kötü olmak üzere. Sosyal medyayı biz iyi şeyler için kullanıyoruz belki ama kötü tarafı da çok fazla var. Yani kötü yanlarından bahsedersek, mesela yani yanlış bir bilgiyi çok hızlı bir şekilde sosyal medyada yayabiliyoruz. Onun dışında sahte hesaplar üzerinden dolandırıcılık çok fazla olabiliyor. Ama iyi yönlerine de bakarsak, biz genelde işte sevdiklerimizle iletişimde kalmak için kullanıyoruz. Çevremizdeki insanlar artık sosyal medya sayesinde çok farklı hallere gelebildi. Genelde şu an eskiden hep okuldaki arkadaşlarımız vardı. Semtten işte apartmanımızdaki arkadaşlarımız vardı. Şimdi dünyanın başka ucundaki, hiç belki de yüzde görmediğiniz bir insanla arkadaş olabiliyoruz. Evet, çok güzel bir aslında fırsat bizim için. Gerçekten. Mesela pandemi sürecinde de derslere girdikleri zaman da hep şöyle diyorlar. İşte seminerler yapıyorduk Zoom üzerinden, profesörlerle işte söyleşi yapıyorduk. Mesela profesör Ankara'da da, biz de İstanbul'da, işte ulaşım sıkıntı oluyor ama çok güzel bir bilgi aktarımı olabiliyor Zoom üzerinden. Aslında çok fazla avantajı var ama nasıl kullandığımıza bağlı gerçekten de. Özellikle küçük çocuklarda kesinlikle çok manipülasyon etkisi yaratabiliyor sosyal medya. Kesinlikle öyle, aynen öyle. Ailelerin bu konuda bayağı önlem almaları gerekiyor. Peki, genel olarak bilinmesi gereken dijital uygulamalar nelerdir? Dijital uygulamalar, sosyal medyanın dışında sizin aslında hangi konuya yöneleceğiniz. Ortalama bir meslek yaklaşık 40 senede icra ediliyor. Ortalama 40 sene çalışıyoruz biz bir işte. Bu yapılacak mesleğin aslında kafada belirlenip, belli bir inşaatının yapılıp kafada. O bölümle ilgili uygulamaların, aplikasyonların bence yavaş yavaş telefonlarımızda, bilgisayarlarımızda yer etmesi gerekiyor diye düşünüyorum ben. Evet, teşekkür ederim. Eklemek istedikleriniz var mı Deniz Hanım? Yani bence şu geçen 2 seneyi göz önüne alırsak, eskiden hayatımızda Zoom yoktu mesela. Evet. Şu an o tarz işte sesli ve görüntülü uygulamaları çok iyi kullanıyor olmamız lazım. Ben ilk başta girdiğim zaman işte nereden acaba sesimi açıyorum, nereden kapatıyorum. Şimdi artık hepsinin uzmanı olduk. Hani bunları daha fazla artık çoğaldığı için de bilmek gerekiyor bence. Kesinlikle öyle. Peki pandemi, önce kulüp hakkında konuşalım, sonra pandemiye etkilerine bakalım. Kulübünüzün vizyonu ve misyonu nedir, bilişim kulübünün? Buyurun, başlayalım. Deniz sizden. Benden daha eski. Deniz pandemi öncesini evet, anlattım, gerçekten. Ben sonrasını anlattım. Süper, aynen öyle yapalım. Buyurun. 2016 yılında Yeditepe Üniversitesi'ndeki işte bilişim sistemleri ve yönetim bilişim sistemleri öğrencileri kurdu bölümü. O günden bugüne danışmanlığını doktor öğretim üyesi Çağla Özen yapıyor. Biz aslında işte çok ufak bir şey olarak başladık. Aslında kulüp çok fazla yaygındı okulda. Biz biraz geç dahil olduk ama bence hızlı bir ilerleme kat ettik. Üyelerimizle birlikte güncel teknoloji trendlerini takip etmeye çalışıyoruz. Hı-hı. İşte sektörden insanları ağırlıyoruz okulumuzda pandemi öncesinde. Geliyorlardı, konferans veriyorlardı sektörden önde gelen isimler. Öğrenciler de birebir onlara soru sorma fırsatı yakalamış oluyorlardı. Çok güzel. Evet. Informatik Talks adı altında yapıyorduk bu etkinliği. Bir de senede bir Industry Night adında bir etkinlik yapıyoruz. Onda da yine sektördeki mezunlar davetlimiz olarak geliyor. Orada birebir konuşma oluyor aslında. Konferanstan ziyade o daha iyi. Çünkü birebir iletişimdeki aklımızdaki soru işaretlerini gidermiş oluyoruz. Bir de yine pandemi öncesinde elimizden geldiğince saha gezisi yapmaya çalıştık. Birçok firmayı ziyaret ettik yerinde. Oradan bilgiler aldık. Ben 2020 Ekim'de gelmişim. Kulüple ilgili notlar almıştım. 2020 evet. Ekim'inde gelmişim. Şu an 2021 Haziran'dayız. 9-10 aylık bir sürecimiz olmuş. Biz bu süreçte toplam 37 etkinlik düzenlemişiz. Bu 37 etkinlikte toplam 3164 farklı katılımcı almışız. Oo, bu da demek rakam. Oluyor ki, bu da demek oluyor ki etkinlik başı 85,5 bir katılımcı görmüşüz. Toplamda 47 saat, yani 2 güne yaklaşık bir eğitim vermişiz. 37 etkinliğin sadece 15'inde sertifikalı etkinlik yapmışız. Bunu biraz geç fark ettik aslında, sertifikanın önemini geç anladık. Yine de 15 eğitim vermemize rağmen, 15 sertifikalı eğitime rağmen 1104 farklı kişiye sertifika vermişiz. İmzalı, CV'lerini ekleyebilecek şekilde. Bu etkinliklerden bahsedeyim ben kısaca. Yönetim kurulunda olan arkadaşlarımız siber güvenlik 101, networking ve Linux'a giriş dersleri verdi. Bunun yanında kişisel gelişim etkinlikleri yaptık. İşte hızlı okuma etkinliği, LinkedIn kullanımı etkinliği, CV optimizasyonu, stres yönetimi gibi aklıma gelmeyen bir sürü kişisel gelişim eğitimleri verdik.
Daha teknik tarafta SQL database eğitimleri verdik. Mobil oyun geliştirme, para kazanma yöntemleri, e-ticaretten para kazanma yöntemleri, siber güvenlik dersleri verdik. Yapay zeka, dijital pazarlama üzerine dersler, eğitimler verdik. Durum böyleyken açıkçası Türkiye'deki en aktif kulüplerden biri olduğumuzun gerçekten farkındayız. Kesinlikle lafınızı böldüm, kusura bakmayın ama şu konuya değinmem lazım. Bir kulübe girecek olsam kesinlikle sizin kulübünüzü tercih edebilirdim gerçekten. Gerçekten çok değerli etkinlikler kesinlikle yapan kulüpler öyle. De var. İşbirliği yaptığımız kulüpler de var. Hiçbir iş kolay değil, dışarıdan göründüğü kadar kolay değil. Tüm kulüplere, tüm çalışanlara da buradan selam olsun diyelim. Evet, süper, harika. Etkinliklerinizden biraz bahsedelim isterseniz, faaliyetlerinizden. Kurucu hocamız Çağla Özen hocamızla biz 2 adet podcast düzenledik. Eski kulüp başkan yardımcımız Metin Türkmen'le toplamda 4 farklı dergi yayınladık. Yeditepe Üniversitesi'nin çok farklı bölümlerinden öğrencilerle. Derginin yanında bir de Türkiye'nin ilk e-bilişim sergisini düzenledik. Bu sergide Çağla hocamızın ve eski kulüp başkanımızın Baran Selçeli'nin çok katkısı oldu. Sergiden biraz bahsedeyim ben size. Bilişimle ilgili antika eşyaların fotoğraflarını aldık biz. Zaten pandemi öncesinde de fiziksel bir sergimiz vardı bizim okulda. Pandemiyle birlikte bunu online'a taşıdık. Bu eşyaların ufak açıklamalarıyla işte bağış yapan kişisi olsun, nedir ne değildir olsun ürünlerin. Bu şekilde kendi sistemimize entegre ettik Baran'ın yardımlarıyla. Hala da bir bağışçı arama çabamız var. Kendi web sitemizden uin7tepe.edu.tr adresinden de ziyaret edebilirler merak edenler. E-Bilişim sergimizin yanında satranç turnuvaları yaptık. Satranç İstanbul sponsorluğunda yaptık ilkini. Bunun dışında şöyle birkaç güzel etkinliğimiz daha var. Etkinlik sonunda girecekleri bir sınav yardımıyla işe alım olan etkinlikler yaptık. Direkt o etkinliğe girdin, bir şeyler öğrendin, sınava girdin hemen. O gün işe giren arkadaşlarımız oldu bizim. Yanılmıyorsam 3 veya 4 etkinlik yaptık böyle. Son olarak bizim alt grubumuz olan Toplum 5.0, bu Toplum 5.0 alt grubumuzda Zeynep Engin'in başkanlığında ve Emre Telli'nin öğretim görevliliğini yaptığı grupta biz ilkokul ve ortaokul çocuklarına Python eğitimi verdik. Yaklaşık 500 kişiye yakın bir öğrenci kitlemiz vardı. Nasıl oldu peki o eğitimden bahseder misiniz? Yine online devam ettirdik. Emre Telli hocamız öncelikle bir kontrol etti. Bu çocuklar ne yapar ne yapamaz. Çünkü çok küçük çocuklar. Hani okuma yazmayı birkaç sene önce öğrenmiş çocuklara bir yazılım dersi nasıl verilir? Emre de çok zorlandı başlarda. 500 kişiye yakın bir kitlemiz var şu anda. Biz bunu 2000-3000 kişiye çıkarmayı planlıyoruz. Süper, harika. Bence kesinlikle başarırsınız diye düşünüyorum. Yaptığınız etkinlikler geleceğe dair çok büyük etkinlikler. Hiçbirini yani gereksiz görmedim kesinlikle. Süper. Peki yazılım dilleri ve kullanımlarından bahsedelim isterseniz. Sizinle tabii mi devam edelim? Buyurun, tabii. Yazılım dili aslında şöyle bir masa hayal edin. İşte bir tarafında Fransız, bir tarafında Türk, bir tarafında İngiliz olduğunu düşünün. Fransız Türkçe bilmiyor, Türk İngilizce bilmiyor, İngiliz hiçbir dili bilmiyor. Durum böyle olunca aslında birbirleri arasında bir iletişim olmuyor. Aynı olay yazılımda da mevcut. İşte siz mobil oyun tarafındaysanız sizin ağırlıkla Kotlin'de Swift bilmeniz gerekiyor. Yapay zeka tarafındaysanız ağırlıkla Python ya da R dili bilmeniz gerekiyor. Ya da işte siber güvenlikçisiniz ağırlıkla Python bilmeniz gerekiyor. Ama insanlar hangi yazılım dilini öğrenmeliyim sorusundan önce ben ortalama 40 yıl hangi mesleği yaparsam, hangi dalda devam edersem mutlu olurum sorusuna cevap aramalılar. Çünkü zaten hani bütün yazılım dillerini öğrenmek imkansız. 5 tane dil öğreneceğinize 2 tane dil öğrenin. Doğru düzgün projeler yapın, kendinizi geliştirin. Çünkü bir firmaya, başvuruya gittiğinizde insan kaynaklarında sizi diğer rakiplerinizden öne çıkartacak şey bu yaptığınız projeler, kişisel gelişimler olacaktır. Özellikle son birkaç senedir, son 6 senedir diyebilirim hatta, çok fazla bir yazılımcı var. Bileni de var, bilmeyeni de var. Sırf yazılım geleceğin mesleği diye yapan da var. Sizi diğer rakiplerinizden öne çıkaracak şey bu projelerdir diyebilirim. Evet, süper. Teşekkür ediyorum. Peki eğitimleriniz, atölyelerinizden bahsedelim isterseniz. Buyurun Deniz Hanım. YTP'nin eğitimleri, akademik kadrosu nasıldır? YTP için evet. Ya akademik kadrosu gayet başarılı zaten. Çok öne çok beğeniyorum. Evet, gerçekten üniversitemizde. Öne gelen hocalar var. Bizim bölüm için de gerçekten çok değerli hocalarımız var. Yine derslerimizin genelde işte bilgisayarda olması bizim işimize geliyor.
Üniversitemizi gördünüz mü, kampüsümüzü? Evet, benim kuzenim Yeditepe'de okuyor. O yüzden hemşerilik. Devasa bir kampüsümüz çok var. Çok güzel, gerçekten bayılıyorum. Gerçekten çok güzel. Evet. Türkiye'nin muhtemelen en ormantik değil, en ağaçlı kampüsü olabilir. Kesinlikle çok güzel. Evet, evet. Kesinlikle. Peki yani bu dersleriniz nasıl tam olarak işleniyor pandemiden sonra, pandemiden önce baz alırsak Deniz Hanım? Pandemiden önce tabii yani okulda her şey çok daha kolay oluyordu. Evet. Şimdi pandemiden sonra da işte hepimizin bilgisayarda işte görüntüye falan adapte olması, işte özellikle sınavlarda çok zor oldu. İşte hiç online sınav olmamıştık. Nasıl olur işte falan filan. Öyle ama bir şekilde adapte olduk. Evet. İçerisinde. Kesinlikle. Bu süreçte bizim daha önceden online ders olsa ne olur, olmasa ne olur diyen hocalarımızın biz bu sürece alışamadıklarını gördük. Evet. Bizim işte online platformlardan aldığımız sertifikaları hor gören hocalarımız vardı. Kendilerinin birebir bu döneme adapte olamadıklarını gördüm. Çünkü inanarak yapmıyorlar bu işi. Online'dan verim alamayacaklarını sanıyorlardı. Fakat hem işverenler hem öğretim görevlileri olsun, bir nebze umarım bu algı kırılmıştır onlarda. Çünkü gayet verimli aslında online dönem herkes için. Evet, aslında bir yandan verimli, bir yandan da bu nasıl söyleyeyim size. Mesela tıp alanındaki öğrenciler için, uygulamalı olanlar için birazcık sıkıntılı ama genel anlamda hep duyduğum şey gayet verim aldık diyorlar. Peki mobil oyunlardan bahsedelim Deniz Hanım. Mobil oyunlar zaten çok eski telefonlardan beri hayatımızda yani. Evet. Snake oyunundan falan beri hayatımızda. Akıllı telefonlar da çıktıktan sonra işte özellikle çocukların çok ilgisini çekmeye başladı. Yani şu an 50 yaşındaki insan bile oynuyor oyunları. Yani çok ilerledi, çok ilerlemeye de devam ediyor. Ya bilgisayar oyunları da öyle ama mobil oyun şimdi çok kolay olduğu için ben şu an burada da oynuyorum. Gidiyorum yatarken de oynuyorum, her yerde oynayabildiğim için çok ilerleyen bir sektör. Evet, süper. Peki ailelere önerir misiniz yani küçük yaştaki bir çocuğa? Ya aslında kötü ama şu yandan da iyi. Ya mesela tam çok hırslı olmak kötü bir şey ama yine hırs güzeldir ilerlemek için. Senin bir önceki seviyeye geçmen için birazcık daha çabalaman gerekiyor, birazcık daha hırs yapman gerekiyor. Aslında oyunlar bunu öğretiyor çocuklara. Evet, güzel. Bu yönden hiç bakmadım. Gerçekten güzel. Evet. Evet, süper. Bir de öncesinden öğrendiğim bir bilgiyi sonraki seviyelerde de yeniden hayata geçirmen gerekiyor. Belki o bilgi senin hayatında bambaşka bir yerde bir işine yarayacak. Aslında bu bakımdan bakınca çocuklar için hem olması gereken hem odasında olması gereken bir şey. Kesinlikle, evet. Bazı aileler çocuklarına çizgi film izletmiyorlar. Sizce bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz yani? Bence çizgi film izletilmeli aslında, çok öğretici. Ya ben çünkü küçükken anlamıyordum aslında izlediğimde ama bilinçaltıma çok işlemiş aslında. Şu anda eskiden izlediğim çizgi filmleri tekrardan izlediğimde aslında burada bunu bize öğretmeye çalışmış diye anlıyorsunuz. O bilinçaltına aslında çok güzel şeyler gösterebiliyor. Kesinlikle, bence de seçerek izlenmeli ama bence de çok güzel etkileri var aslında. Burada en büyük yük ailelerde sanırım. Tabii. O dozajı ayarlamalarını bilmeleri gerekiyor kesinlikle. Kesinlikle öyle, evet. Peki Erasmus hakkında konuşsak hangi okullara gönderdiğini biliyor musunuz? Bizim bölüm için genelde Almanya, Belçika, Hollanda'da oluyor. Başka ülkelerde vardır diye düşünüyorum. Polonya geldi şu an aklıma. Birçok üniversiteyle anlaşmalı aslında. Evet, evet. Evet, evet. Bazı üniversiteler bir ya da iki oluyor ama gerçekten bu konuda da YTP bir fark yaratmış YTP, kesinlikle. Her alanda fark gerçekten öyle. Evet, evet. Peki bilişim okumasaydınız ne okurdunuz Deniz Hanım? Buyurun. Ben psikiyatri okuyabilirim. Evet, bir havanız var aslında gerçekten. Bir sakinlik, evet. Bir durgunluk. Öyle yani, bir aura sezdim zaten. Küçüklüğümden beri istiyordum zaten. Konuşmayı da işte sohbet etmeyi falan, evet. Çok seviyorum zaten. İnsanların hayatını dinlemeyi de seviyorum. Büyük ihtimal onu okurdum diye düşünüyorum. Evet, iyi bir dinleyicisinizdir, evet, o zaman. Evet, iyi dinleyicisiniz. Süper, harika. Siz peki? Deniz benim tam tersi bir dinleyicidir. Ya ben birinci sınıftan beri bilgisayarı olan bir öğrenciyim. İşte ortaokul, lise hep bilgisayarda geçti benim vaktim. Ben bu bölümden başka bir şey okumazdım herhalde. Bir ara yazılım mühendisliği çok istiyordum. İşte küçüklüğümden beri hep bilgisayar mühendisi, yazılım mühendisi diyordum. Liseye gelince mühendisliğin aslında fizik üzerine kurulu olduğunu öğrendim. Bende o fizik yoktu açıkçası. Hala da yok gerçi. Mühendislik tutturamadığım için, yazılım mühendisliği tutturamadığım için bilişim sistemleri yazdım. Benim zamanımda bir özel üniversitede vardı yazılım mühendisliği. Onun ders programıyla kendi üniversitemin, Yeditepe Üniversitesi'nin bilişim sistemleri ders programını karşılaştığımda çok benzer olduğunu gördüm. Ben bu yüzden bilişim sistemleri okuyorum.
İyi ki de okumuşum. Yine olsa yine bilişim sistemleri okulu muhtemelen. Çünkü o matematik, fizik hala bende yok. Ama gerçekten çok önemli matematik olsun, fizik olsun. Kulak ardı edilemeyecek dersler. Kesinlikle, aynen öyle. Peki dersleriniz genel anlamda zor mu? Onu sormuş ama nasıl yani içeriği? Bizim şöyle, ikinci sınıfa kadar havuz derslerimiz var bizim. İnsanlık tarihi olsun, Türk dili olsun, matematiği, istatistiği olsun, bunlar havuz dersler. İkinci sınıftan sonra yönetim bilişim ve bilişim sistemleri ayrılıyor. Dediğim gibi bilişim sistemleri olarak biraz daha yazılıma kayıyoruz. Yönetim bilişimler biraz daha muhasebe, işletme tarafına kayıyor, yönetim tarafına kayıyor. Bizde zor açıkçası. Bizde belli bir yerden sonra çünkü hiç sevmediğimiz yazılım dillerini bile görebiliyoruz. Aslında okul şunun üzerine kurulu. Size bütün dersleri veriyor. Bütün derslerin giriş seviyelerini veriyor. Diyor ki Java mı istiyorsun? Al sana Java. Web tasarım mı istiyorsun? Al sana web tasarım. Sen kendini nerede gelişeceğini, nereden devam edeceğini öğrenip onun advanced derslerini alıyorsun seçmeli derslerle. Bu konuda aslında hani gerçekten çok güzel. Bütün derslerin, bütün yazılım dillerinin giriş seviyelerini vermesi. Ama mesela ben siber güvenlikten ilerliyorum. 3. sınıf, 4. sınıf olmuşum. O beni biraz yoruyor. Alakasız olan dersleri alıyorum. Beni bir tık yormaya başladı şu an ama genel olarak zevkli geçiyor. Güzel. Çünkü bu işleri seven biriyim. Sevmeden zaten olmuyor bu bölüm dediğim gibi. Evet, gerçekten de zor bir bölüm dediğiniz gibi ama sevdiğiniz zaman eminim ki kolay oluyordur. Peki son olarak programımızın sonlarına geliyoruz. Rejiden haber geldi. Son olarak her üniversite öğrencilerine sorduğumuz soru şu. Üniversite TV hakkında neler düşünüyorsunuz? Ekip hakkında neler düşünüyorsunuz? Kısaca bahsettiğiniz zaman en son bu şekilde kapatıyoruz. Deniz Hanım, sizden başlayalım. Çok güzel güldünüz. Ben burada olduğum için mutluyum. Hepiniz de çok cana yakınsınız. Teşekkür ederiz. Bizi davet ettiğiniz de çok teşekkür ederiz. Sizin de başarınızın devamını diliyoruz. İnşallah daha fazla kulüp ağırlarsınız burada. Daha fazla tanıtırsınız. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Buyurun. Bizim Yeditepe Üniversitesi öğrenci kulüplerine gerçekten çok değer veren bir üniversite. Ama bazı üniversiteler, hatta özel üniversitelerde bile bu kadar değer verilmediğini görüyorum ben. Okullar bu denli alakasızken böyle üniversite TV'nin böyle bir şey yapmış olması, bir öğrenci kulübünü gelip buraya televizyona çıkartması çok büyük bir olay bence. Tüm ekibe çok teşekkür ediyorum. Arkada çok güzel bir ekip var. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ve hepsi çok tatlı insanlar, çok cana yakın insanlar. Umuyorum dilediklerinizi en kısa zamanda yaparsınız. Çok teşekkür ederim. Çok memnun oldum. Gerçekten çok keyifli bir yayın oldu benim için. Böyle donanımlı insanlarla muhabbet etmek her zaman keyifli olmuştur. Sağ olun. Buyurun. Sizin eklemek istedikleriniz var mı? Aynı şekilde ben de katılıyorum. Ya ben her üniversitede aslında bizim gibi sanıyordum biraz kulüp mevzusu. Çünkü bizde gerçekten önem veriliyor. Ben bizim okulda böyle görünce diğer okullarda da böyle sanıyordum aslında. Çevremde başka üniversiteye gidenlere git mutlaka kulüplere kayıt ol, kulüplerin etkinliklerine katıl diyordum. İşte bizimkiler o kadar fazla değil falan diye. Dedim ki demek ki bizimki çok önem veriliyor. Ve bu konudan şanslıyız bence de. Diğer okulların da bence desteklemesi gerekiyor.